herhalde 5-6 saattir yürüyoruz. Çamur, su. Yani Rabbim yardımcısı olsun gelmek isteyenleri. Allah kurtarsın herkesi. AKP'nin masum insanlara yönelik soykırımdan kaçan ve 3 küçük çocuğuyla birlikte Meriç'i geçerek Atina'ya ulaşan, burada eşiyle kavuşmayı bekleyen Esma Uludağ, geçirdiği felç ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Esma Uludağ, 3, 7 ve 10 yaşlarındaki çocuklarıyla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Vallahi herhalde 5-6 saattir yürüyoruz. Çamur, su. Yani Rabbim yardımcısı olsun gelmek isteyenleri. Allah kurtarsın herkesi. Uludağ, 3 çocuğuyla sığındığı Yunanistan'da, Almanya'da iltica başvurusu kabul olan eşini ve aile birleşimi işlemlerinin tamamlanmasını bekliyordu. AKP zulmünden kaçan Esma Uludağ gece felç geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uludağ'ın kalbinin durduğu belirtildi. Kalp krizi geçirmesinden dolayı vefat eden kadının cenazesinin otopsi işlemleri ve resmi prosedürler tamamlandıktan sonra Türkiye'ye götürüleceği öğrenildi. 3 küçük çocuk annesiz kaldı. OHAL KHK'sı ile mesleğinden ihraç edilen 2 üniversite mezunu Esma Uludağ bu süreçte tutuklandı. 3 ayda hapiste kaldı. 3 ay hapisten sonra denetimli serbestlikle tahliye olan Esma Uludağ'ın evine defalarca baskın yapıldı. Eşi de kendisi de aylarca birbirinden ayrı yaşadı. Baskılardan dolayı önce eşi Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'dan geriye zorlu yolculukta çektiği videolar kaldı. Vallahi herhalde 5-6 saattir yürüyoruz. Çamur, su. Yani Rabbim yardımcısı olsun gelmek isteyenleri. Allah kurtarsın herkesi.